Güzel açıklamaları oldu Fikret Bila'ya. İlk bölümde değerlendirdik. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok daha önemli açıklamalar var. E, Fikret Bila Ankara'da bizimle birlikte. Barış Pehlivan yanımda her zaman olduğu gibi. Ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bahadır Erdem ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökçe Gökçen'le birlikteyiz. E, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına geçmeden önce Erdoğan Paşinyan'la bir araya geldi ve ondan sonra bazı açıklamalar yaptı. Açıklamalar önemli bir üzerinden geçmek gerekiyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Hmm. Yunanistan'la görüşeceğimiz bir şey yok diyor. Miçotakis konuşmamdan rahatsız oldu. Yalan üzerine politika kuruyorlar. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bize saldıran her ülkeye cevabımız bu. Paşinyan'la samimi görüşme gerçekleştirdik. Barış hatırlıyor musun? Geçen hafta Türker Ertürk bizimle birlikteydi. Emekli amiral evet. bir gece ansızın gidemezsiniz dedi Yunanistan'a ve bunun gerekçelerini anlattı. Hocam ne diyorsun? Suriye'nin başkanıyla görüşme yoluna gidebiliriz diyor Erdoğan. Alt düzeyde görüşmelerin gittiğini evet biz de biliyoruz. Bunlar konuşuluyor zaten ama İYİ Esat Parti, Esat'la görüşmek. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener yıllar önce söylemişti. Eğer sen gidip de görüşemiyorsan beni görevlendir gideyim görüşeyim diye. Sebebi neydi? Türkiye'nin Suriye Savaşı'nda Suriye'den sonra dünyadaki en büyük sıkıntı çeken hem maddi hem verdiğimiz şehitler hem Türkiye'deki 6 milyona yakın geçici sığınmacı Hakkını, kavramı altındaki Suriyeli sayısı ve bunun Türkiye'nin geleceği bakımından yarattığı ve şu anda halen, hali hazırda vatandaşlarımızın çektiği ekonomik sıkıntılara da e, yansıyan bu gerçekler karşısında Sayın Meral Akşener bunu yıllar önce söyledi. Sayın Erdoğan şimdi 11-12 sene sonra demek ki Emevi Camisi'nde e, namaz kılmaktan da vazgeçtiği gibi Esat'la da görüşüyor. Esat'tı, en yakın arkadaşıydı, dostuydu. Birlikte tatillere çıktılar Sayın Esma Esat, Sayın Emine Erdoğan'la beraber e, ailece. Sonra bir anda Esat oldu. Anlaşılan o ki yakında tekrar Esat olacak. E, i̇şte niye? E, bakın Sayın Erdoğan'a e, hep bir düşman lazım. Düşman yoksa düşman yaratılacak. Bugün o düşman Miçotakis. Mi? Şimdi bugün o düşman Miçotakis. Sözü ağzından aldınız. Düşman lazım olduğu için bugün düşman Miçotakis ve Yunanistan. Çünkü niye Yunanistan'dan para alınmayacak? Yunanistan'dan bir fayda ve bir AKP'nin şu anda çıkarı yok. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlere kadar var olan, ihtiyaç olan şey düşman Yunanistan. Gerektiği gibi cevabı vermek yahut da Yunanistan'ın kara sularımıza yahut da hava sahamıza yaptığı e, saldırılara Gerçek anlamda devlet olarak bir cevap vermek değil, sadece hamasi nutuklarla o düşmanı düşman yaratarak kendisine işte kendi seçmenini konsolide edebilmek için sadece hamasette Yunanistan Sayın Erdoğan için düşman bugün için. Yoksa Sayın Erdoğan bugün böyle konuşuyor, yarın 180 derece farklı konuşuyor. Sayın Erdoğan Mısır'a söylemediğini koymadı, şimdi ne yaptı? tam tersi. Sayın Erdoğan efendim e, şeye İsrail'e söylemediğini koymadı. Bugün tam tersi. Katar'ı e, şeyi e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni FETÖ'nün finansörü olarak e, 2016 e, darbe girişiminin finansörü olarak ilan etti. Bugün uçaklardan el sallıyor el ele tutuşuyor. Aynı şey Suudi Arabistan için geçerli. Dolayısıyla şimdi de Esad için geçerli. O zaman tabii ki Esad'la görüşmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin Gerçekten çok ciddi anlamda bu şu anda bulunan Suriyeli e, geçici sığınmacı sorunu var. Bunu ancak görüşerek ve akılca, akıllıca devlet aklıyla çözebiliriz. Ama bu sadece Sayın Esat'ın yine kapalı kapılar ardında Esat'la Sayın Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında Esat'la görüşmesiyle olmaz. Artık bundan sonra ne yapacaksa Türkiye kamuoyuna bütün muhalefete, bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vererek, açıklayarak devlet aklıyla yapılması lazım. Hocam masa artık çok kalabalık. Masada çok konu var. Yani e Suriye ile meselenin başladığı yerde değiliz. O kadar fazla halledilmesi gereken mesele var Şimdi ki onu. Ba bakın nasıl bakın bakın İpek Hanım bugün burada bakın burada program yapacağımızın tweet'ini attığımızda altında 250 tane mine yorum vardı. O yorumların hepsi diyor ki rekor puanını atanamayan inşaat mühendisleri evet, konusunu söyleyeyim. Evet. Bakın siz de gördünüz. Gördüm. Yani iki Enak %186, TÜİK'in inanırsanız makyajlı haliyle %83,5 bugün için enflasyon sorunu var. Bugün İyi Parti kanun teklifi verdi. Dikkatinizi çekerim neye ilişkin? Türkiye'de çok ciddi anlamda devletin araştırması gereken polis intiharları var. 2021 yılında 108 polis intihar ediyor. 2022 yılında Ekim ayı başına kadar 60-50'ye yakın polis intihar etmiş durumda. Bunun araştırılması lazım. İyi Parti milletvekili şey veriyor, kan araştırma önergesi veriyor ve tabi ne oluyor? Hangi kimlerin oylarıyla dikkatinizi çekiyorum. AKP, MHP yanında kim var? HDP'nin oylarıyla. Acaba bu AKP ile MHP sakın HDP ile ittifak kurmuş olmasın diye burada ne yapabiliriz? Mesela biz onların her zaman yaptığı bangır bangır bir. Niye bunları söylüyorum? O samimiyet meselesi var ya. Hani biraz evvelde şeyi söyleyelim. Sayın Erdoğan herkesin samimiyetini test ediyor değil mi Sayın Cumhurbaşkanı? E, Sayın Kılıçdaroğlu'na da dedi ki e, ağza alınmayacak sözlerle hitap etti. E şimdi Cuma günü ne açıklayacakmış? Alevi açılımı yapacakmış. Eğer biz siyasette bir e, siyasi parti liderinin, bir siyasetçinin beyanını, sözünü, verdiği kanun teklifinin samimiyetini o beyan ve e, teklifle fiili olarak yapılan işle görmeyecek. Burada samimiyet testi yapacaksak hadi soralım bakalım. Yarınki Alevi açılımına Türkiye'deki Alevi vatandaşlarımızın Sayın Erdoğan'ın samimiyetine bir tanesi inanacak mı? Yani açıklama yaptılar biliyorsunuz zaten. Şimdi demek istediğim şu ki iştir kişinin aynesi lafa bakılmaz. Ama bir kişinin tek dudağına bağlı olarak dışişleri politikası, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin dışişleri politikası dün öyle, bugün böyle, yarın öyle 180 derece birbirinden zıt şekilde dizayn edilemez. Birinin efendim falanca devletin başkanıyla dost oldum, bugün düşman oldum, yarın tekrar çıkarlarıma uydu, paraya ihtiyacım var, krediye ihtiyacım var, Putin'den efendim 20, 2024'ün sonuna kadar şeyleri e, ertelet, e petrol ödemelerini borcu ertelet. E bunun karşılığında Putin'e acaba ne veriyorsun? Kapalı kapılar ardında ne gibi konuşmalar yapılıyor? Bütün bunların hiçbirisini Türkiye Büyük Millet Meclisi bilmiyor, vatandaş bilmiyor, Türk kamuoyu bilmiyor, millet bilmiyor millet. Evet. Aslında az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir söz söyledi. Zannediyorum herkes ona katılır. E, alışılmış bir siyasetçi değilim ben. Dedi Çok ve hesapla da görüşebilirim dedi. <laughs> Sayın Erdoğan'la sanırım herkes aynı görüştedir. Şimdi dönelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına. Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yaptıktan sonra bunun altında nasıl bir hesap var diye konuşulmaya başlandı. Bakın Fikret Bilay'a ne söyledi Kemal Kılıçdaroğlu? Ben görüşümü açıklarken yasa teklifini verirken herhangi bir siyasi hesap yapmadım. Özel bir gün seçmedim. Gündem hesabı da yapmadım. Çok önemli gördüğümüz bir yarayı kesin olarak kapatmak için yaptım. Bildiğiniz gibi ben genel başkanlık görevine seçildikten sonra başörtüsünü üniversitelerde serbest bırakan yönetmelik düzenlemelerine itiraz etmedim. Oy hesabıyla da yapmadım. Samimi düşüncemi açıkladım ve ona uygun yasa teklifini verdim. Teklifimizin de arkasındayım diyor. Fakat kendisinin samimi olduğunu söylüyor ama samimi olmayan bir kişi, birini işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan samimi değil. Yıllarca kadının kılık kıyafeti üzerinden siyaset yaptı, istismar etti, oy topladı. Erdoğan konuşmasında hem ortada bir sorun yok, o sorun çözüldü. Yasa yapmaya, anayasada düzenleme yapmaya ihtiyaç yok diyor. Hem gelin anayasaya koyalım diyor. Samimi değil. Madem ortada sorun yok, niye anayasaya koyalım diyorsun? sorun varsa niye yok diyorsun kendisiyle çelişiyor bu da samimi olmadığını gösteriyor. Alevi vatandaşlarımız da dahil getirecekleri metinde bir başka plan yoksa bizim hak ve özgürlük anlayışımıza uygunsa ona göre tutum alırız değilse başka tutum alırız ön yargıyla bir şey söylemek istemem diyor. Fikret abi yani e, pazartesi günü Erdoğan'a sunulacak olan teklifi görmek istiyor ne yapılacağına karar vermeden önce Erdoğan. Öyle değil mi? Evet. Evet, evet İpek. Yani ben soralım. metni görmeden bir yorum yapmayayım dedi. Hı -hı. Metni getirsinler. Bir göreyim. inceleyelim hep beraber. Eğer bizim hak ve hukuk anlayışımıza, özgürlük anlayışımıza uygunsa bir tutum alırız. Değilse tam aksi ise başka bir tutum alırız. Arkasında başka bir plan var mı? Başka bir niyet var mı? Ona bakarız. Ona göre e, karar veririz dedi. Ama Sayın Erdoğan'ın hem sorunu çözdük ortada böyle bir sorun yok, yasaya gerek yok, anayasaya gerek yok demesi hem de madem samimiyseniz gelin anayasaya koyalım demesinin Büyük bir çelişki olduğunu söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bunun da Sayın Erdoğan'ın bu konuda samimi olmamasından kaynaklandığını belirtiyor. Bunu özellikle vurguladı İpek. Evet. Şimdi birazdan bir soru sormuşsunuz. Çok önemli bir soru çünkü herkesin kafasındaki sorulardan biri yine. Onu ekrana getireceğiz ama öncesinde Gökçe Hanım'a şunu sormak istiyorum. İlk açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kurnaz bir ajandan yoksa dedi. Kurnaz ajandadan kastı neydi sizce? Yani onu e, Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirirsek burada e, ailenin korunmasıyla ilgili birkaç Hı. şey söyledi e, ama içeriğinin ne olacağını söylemedi. Tabii orada e, başkalarının haklarını kısıtlamaya yönelik bir şeyler konulacaksa eğer orada tabii ki e, hani gelen metne bakacağız Hı. yani. Çünkü şimdiye kadar biz 20 yıllık bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdiye kadar yaptıkları anayasa tekliflerinde her seferinde şunu yaptılar. Benzer taktiği işlettiler ve sonucunda Türkiye'nin yaşadığı e, yıkımın ne kadar büyük olduğunu hep beraber gördük. Mesela 2010'da ne yaptılar? İşte bazı maddeler getirdiler. Onların arasında bütün yargı yapısını değiştirecek iki tane düzenleme koydular. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi ta o zaman ne demişti? Bu maddeleri ayırın diğerlerini birlikte geçirelim. Ortaklaşılan maddeler var. Dolayısıyla halkta o yargı sisteminin baştan aşağı düzenlenmesiyle ilgili e, evet ya da hayır diyecek SEDES'in demişti Cumhuriyet Halk Partisi. O dönemki e, Cumhuriyet Halk Partisi ama karşılığında yok hepsini biz bir sepete koyalım. Torba kanun mantığı gibi anayasada yapıldığında çok daha vahim. Sonra ne oldu? Hatırlayalım. Fethullahçılar bütün yargı yapısını ele geçirdi. İşin sonunda 15 Temmuz'u gördük. Yani yıllar içinde geldiğimiz nokta. Veya 2017 anayasa değişiklikleri. Yine ne oldu? İşte bir yandan bütün devletin yapısını değiştirdiler. Bir yandan işte Cumhurbaşkanına bütün yetkileri bağladılar. Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdılar ve dediler ki çok hızlı kararlar alınacak. Yani bürokrasideki bu yavaşlık ortadan kalkacak. Vatandaşın sorunları hızlı çözülecek. Ekonomik sorunları yaşamayacaksınız, göreceksiniz. Türk lirası ne kadar değer kaybedecek? Göreceksiniz diye büyük şeyler söylüyorlardı, büyük vaatler veriyorlardı. İşin sonunda yine böyle bir toptan anayasa yapma ve aynı zamanda seçmeni de manipüle etmeye yönelik davranışlar gördük ve şu anda ekonomik krizin boyutunu bütün vatandaşlarımız yaşıyor. Yani şu an Ak Parti'ye daha önce oy vermiş seçmenler başta olmak üzere özellikle kendilerini kandırılmış hissediyorlar ve o anayasa'ya biz niye evet dedik diye pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Şimdi dolayısıyla AKP'den bize gelen bir anayasa teklifi ya da işte Türkiye gündemine geçmişte getirilen anayasa teklifleri gördük ki neredeyse her zaman bir torba kanun mantığıyla yapıldı ve ne yazık ki, e, bu ülke büyük acılar yaşattı. Ya işte bir e, yapılanma, ya yargı bağımsızlığının e, ortadan Hı -hı. kaldırılması ya da ekonomik krizi daha da büyütecek ve aynı zamanda özgürlükleri de baskılayacak bir sistem getirdi. O yüzden Erdoğan'ın e, verdiği ipuçlarından da tabii ki çok iyi bir şey çıkarmıyoruz. Ne geleceğini göreceğiz. Hı -hı. Eğer e, yanılırsak, umarız ki yanılırız, o zaman tabii ki düşüncemiz farklı olur. Ama burada belli ki... Burada bizim özellikle yaptığımız şey şu yani sadece 3 maddeden oluşuyor bizim verdiğimiz teklif kanun teklifimiz genel başkanın ifade ettiği gibi sayın genel başkanımız diyor ki burada kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri yani diyor ki sadece bir kesime yönelik değil ama bütün kadınların mesleklerini yürütürken bir e, kıyafet özgürlüğüne sahip olması, yani aslında yaşam tarzlarının ya da inanç tarzlarının yansıtabilmesiyle ilgili bir özgürlük getiren ve bunun bundan ibaret olan, yani Hı. çok net, samimiyseniz fiilen getirilmiş bir kanun teklifi var. Fiilen yaşanan sorunların artık fiili tercihler veya o geldi, bu geldi, şu politika, bu politika diye e, değişmesini anlayabiliyoruz. E, ortadan kaldıracak değişme ihtimalini ortadan kaldıracak hakkı güvenceleyecek bir teklif budur. Yani bu evet. kadar net. Dolayısıyla evet diyorsanız belli, hayır diyorsanız belli. Ve AK Parti şu anda karşımızda buna hayır diyormuş gibi görünüyor açıkçası şu ana Hı. kadar verdikleri tepkilerden. Ama sonrasında eğer anayasa teklifi vesaire söyledikleri şeyleri yapacaklarsa göreceğiz. E, tek Kurnaz bir şeyde ajanda. Samim, asıl samimiyet burada görülür. Net bir şekilde ne isteyip istemediklerini de ortaya koymaları lazım. Teşekkür ederim. Kurnaz Ajanda Barış hı hı. aile kurumunda güçlendirelim dediler. Hocam birazdan bunu size de sormak istiyorum. Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde e, özellikle sizin okuduğunuz bölümdü bu. Sizin çalıştığınız bölümdü. Aile düzenlemesinin amaca Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik dedin az önce evet. ve onun yazısından bahsettin. Erdoğan'ın anayasa teklifinin altında LGBT karşılı maddenin olduğunu yazdı. Evet. Yeni Şafak